Ha, bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Amma ba'd, assalamu aleykum ve rahmetullahi ve barakatuh. Navbatdagi suhbatimizda bugün bir sahih hadis doğrusida gaplashamiz. Qisqaroq hadis, lekin bashorat hadislaridan. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den İmam Hakim Müstadrak degan kitoblarida rivoyat qilganlar. Bu hadis sharifni payg'ambar alayhi salatu vasallam bashorat olarak aytganlar. Payg'ambarimizni juda ko'p hayotlarida bashoratga aloqador, ya'ni kelajakda bo'lishi mumkin bo'lgan narsalarga aloqador hadislari bor. Deyarli barchasi hayotda voqea bo'lgan. Ba'zilari endi kutib turibdi. Ular ham bor. Bashorat berganlar, ularning amalga oshishligi hali bo'lmadi. Ular ham bo'lishligi aniq. Chunki 80-90% aytgan gaplari amalda oshgan. Eng birinchisi, ya'ni katta voqealardan biri, siyosiy voqealardan biri bo'lgan Payg'ambar alayhissalom Makka mukarramada mushriklar bilan mujodala qilib, ularga Allohdan o'zga iloh yo'q, yerdagi bu butlarga sig'inmanglar, ota bobolaringlarning dini u din emas, u hujjati ham dalili ham yo'q, menga vahiy kelyapti desalar, mushriklar tan olmadi. Mushriklar va musulmonlar o'rtasida billa yashashyapti Makkada. Endi dini da'vatlardan tashqari siyosiy bahslar ham bo'ladi. Xuddi bizga o'xshagan. Iron bilan Amerika urushib qolsa gaplashyapmiz-ku, Iron undoq, Amerika bundoq deb. Shunga o'xshagan masalalarda Makka mushriklari bilan musulmonlar o'rtasida ham bahslar bo'lardi. Qanaqa bahs? Yer yuzida ikkita katta davlat bor edi. Fors bilan Rum. Fors bilan Rumning orasidagi mujodalalarda doim mushriklar Fors taraf bo'lishardi. Chunki Forsliklar otashparast, o'tparast. Xuddi Makka mushriklariga o'xshab, butparast ya'ni. Rimliklar ahli kitob, nasroniy, payg'ambar alayhissalotu vasallam menga kitob tushyapti, menga vahiy tushyapti degan zot, shuning uchun u ma'noda rimliklardan musulmonlar tarafdor bo'lishardi, Fors tomoniga mushriklar tarafdor bo'lishardi. Bir hodisa bo'ldi, juda katta voqea. Rim katta askar bilan Fors o'rtasida jang bo'ldi. Jangda rumliklar mag'lub bo'ldi. Mag'lub bo'ldi. Shunda musulmonlar tushkunlikka tushdi. Kitob ahli baribir nima bo'lsa ham yaqinroq. Mushriklar masxara qilishdi. Qalay deyishdi, bizikilar yutdik-ku degandek. Inson ekanda inson faktori o'zgarmaydi. Hozir ham xuddi shunaqa. E'tibor bering odamlarni. O'zi hech narsaga arzimasa ham o'zining tarafdoshi bo'lgan odam bilan birga g'alaba qilgandek o'zi chillashir. Tyson taraf bo'ladi, xuddi o'zi borib ringda ag'dargandek maqtalaveradi. Bizikilar yutdi deb. Sen yutmading, Tyson yutdi o'zi, misol uchun. Xuddi shun singari bo'lgan. Shunda tushkunlikka tushib turganligi uchun Alloh taolo Qur'onda oyat nozil qilgan. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. G'ulibatur rum fi adnal ard. Yerning bir chekkasida bu adna kalimasi pastqamlikni ham bildiradi. Eng past, yerning eng past nuqtasida bo'lgan jangda rumliklar mag'lub bo'ldi. Tez kunda ular yana Fors ustidan g'alaba qozonadi. Oyat. Makka da payg'ambar alayhi salatu vasallam ojiz bo'lib turgan, hech qanday siyosiy, harbiy qo'llab-quvvatlog'i yo'q. O'zlari zaif bo'lib turgan paytda shu oyatni o'qib berganlar. Rim mag'lub bo'ldi, to'g'ri, lekin endi g'olib bo'ladi. Tez kunda fi bid'a sinin. Bid'a sinin 3 dan 10 gacha bo'lgan yil orasida. Yo 3 yil yo 10 yil orasida g'olib bo'ladi dedilar. Oyat bu. Shunda mushriklar qahqaha otib kulgan. Bu jin nima deyshgan o'zi? O'zi ayb qidirishlik uchun o'tiradi mushriklar. Payg'ambar alayhi salatu vasallamdan ozgina ayb topib olsa, ularga bayram. Hozir ham shunaqa-yu. Ahli ilm yoki talabalardan yoki musulmonlardan bitta ayb, bir hojidan bitta ayb topib olsa, do'ppisini osmonga otadi. O'zi g'irt otarchi, misol uchun. Lekin ulamolardan ayb topishligi uchun shu kun ko'radi. Ayb topsa o'zini oqlashga harakat qiladi.
Müşrikler şuna kabul eden. Peygamber dek zatını bu hatalardan faydalanışka hareket kılışken. Kanakası ki, Rim paçağı çıkıp etti. Şimdi bu bileni kütüreyi almaydı. Bu adli adamın malumu, bu hammaga hakikat okulu maskara kılışa vurdu. Şunda yugurup Abu Bakır aldı gekegen müşrikler. Abu Bakır Sıddık mahallanı, kışlağını, şaharını abrolu adamlardan. Lekin Müslüman bugün. Müslüman bugünlük için onge tazik utkazma yaptı. Fikri manada hücum kılışken. Şimdi ne deysen deyişken? Sen iman keltirgen Muhammed Rim mağlup oldu yani galip oladı diye yaptı. İşan da sen misin deyken? İşan hemen deyken. Gara oynaysan mı deyken? Oynayayım ben deyken. Neşteden tüyege gara oynayışken. Şu 6 yıl ki 5 yıl içi de galiba kazanışlıgege. Kelip Abu Bakır Sıddık ayet geldiler. Şuna gara oynadım müşrikle bilen. 5 yılge. Degende peygamberimiz yilli kupaytırgende tüyeniyem kupaytır de geldi. Yilli sal uzat de geldi. Tüyeniyem kupra ortaya koydu geldi. Varıp yana kaytaptan gelişip gara oyna geldi. 9 yıl 10 yıl degende Rim yana kaytaptan laşkar toplar. Forsu cığını izip kayat. Bu beşaret tarihi cereyan. Kur'an-ı Kerim nazıl bugün vakti malum. Uşa geografik yer sahasını örgene degeller. Mene şu ayetteki mucizelerden bir kançasını sanışken. Fi adnal ard degeni yerinin en paskancayı degeni. Globusunu alasız da globusunu tegide masıştad ve başka kop narsalarını bildiredigen caylar var. Uşa da yerini en paskancayı kayırdıp kıdırın. Uşa noktanı korsatadı. Uşa noktada cayın bugün. Ceng, Fors bilen Rim ortası uşa noktada bugün. Mucize. Peygamberimiz geografiyeni bilme geldiler ki. Yerini hesaplap örgen mi geldiler? Kuruklukini en paskam cayı uşa cayıken. Kadımki ulemalar Adnan'ı çet deyip tercüme kılışken. Yerini bir çeti de. Bir çekke de uruşu bol dediğin manada. Lekin Adnan'ı ikinci manası var. Paskam degen. En paskam cay. Yani ilmi anık fallar gibi doğru kele uğradı. Yütkeller yani. Şimdi burada çok fikhi mesele çıkardı. Hop, gara oynası buladı mı? Aslı bu miydi? Gara oynasılık haramlığı doğrusu da keyinçelik, ayet, hadis, başka nasıllar nazır bugün. Abu Bakır oynagarları ne mi buladı dese, bu iki kıl, üç kıl cevap var. Bittesi, uşa haram kılınmasından aldın. Bugün ikincisi, darul harpte anık yütüşünü bilse, bazen Müslümanlarga haram kılıngenlerse halal mubah buladı deydi. Darul harp degani Müslümanlar bilen kafirler ortasında uruş vaziyette gibi narsa. Buna hamma özüden özü çıkarmaydı. Buna aytayotganim yakında bir ictimoiy tarmoqda bu Qirg'izistonning bir ahli ilimlerden Chubak Hoji Allah muhafaza qilsin. Şu kişi bazı gaplarını gapiribdilar. Yani bazı dinni yaxshi tushunmaydigan hizbiy jamoalar bor. O'shalarga raddiya o'laroq bazı gaplarını gapiribdilar. Shunga savollar bo'lib qoldi menga. O'shani ham o'rni kelganda aytib ketyapman. U nodir masala, hamma qilavermaydi uni. Ya'ni dorul harbda qimor o'ynasa bo'lar ekan, buni orqasidan foiz banklarga borib foiz olsa bo'lar ekan degan gaplarni tarqatishyapti. Yo'q, bu hammaning ishi emas buni. Buni o'zini shar'iy qoidasi bor, ulamolardan so'raladi. Shunga o'xshagan bashoratlardan biri payg'ambar alayhissalom Makka mukarramadan jonlariga tahdid bo'lganligi uchun hijrat vojib bo'lib Madinaga chiqib ketganlar. Chiqib ketayotganlarda 3 kishi bo'lishgan bular. Nabiy sallallohu alayhi vasallam, Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu, Abdulloh ibn Urayqit degan bir odam. U mushrik edi u. Lekin yo'lchi edi. Yo'l ko'rsatadigan odam edi. U bilan taxminan bir 6 ta yoki 7 ta tuyaga kelishib Makkadan Madinaga omon eson yetkazib borishlik uchun u bilan shartnoma qilganlar. O'sha shartnoma bo'yicha bular yo'lga tushishadi. Makka mushriklari payg'ambar alayhi salatu vasallamni ketib qolganlarini bilib atrofga elchi jo'natishadi. Xabar jo'natishadi. 3 ta odam yo'lga chiqqan, o'liginimi, tiriginimi kim ushlab kelsa 100 ta tuya beramiz deyshgan. Payg'ambarga 100 ta tuya beramiz. Butun arab chavandozlari, eng katta qahramonlari otiga minib bu xabarni orzusida yo'lga chiqishgan. 100 ta tuya bilasizmi nima degani? 100 ta tuya degani 100 ta Mercedes degani. Bugungi tili bilan aytganda. Mercedes AMG degani ya'ni. O'zingiz zakaz qiladiganidan. Odamlar bu orzu bilan shu odamni ushlab kelsa dunyoning eng boyi bo'ladi. Yo'lga chiqishgan.
Acayip hadise. Uşa Abdullah ibn Urayqit müşrik özü. Müslüman mız? Peygamberimiz bilen rasa varsa 5-6-10 ta tüyege masadana kakigen. Kelişken. Şu yana 500 kilometr, 470-80 kilometrlik yolge haf hatar bilen obarıp Resulullah'ın taşap kayıtıp geliş gerek. Şunca meşakkattan köre bu hıyanat kılsa 100 ta tüyege gebala diye. Şunu kımagen. Omonat darlik baru, omonat darlik xuddi namaz okuganning singari alohida xislat u. Namozxonlik alohida xislat bo'lganining singari bir ibodat ma'nosida omonat darlik ham bir xislat. Shuning uchun hamma namozxonni omonatdor deyishlik noto'g'ri. Qancha-qancha namozxonni namoziga, ya'ni ta'na qilishadi. Namoz o'qib turib birovni aldaydi. U birovni aldamaslik ham bir farz u ham. Insoniy xislat u ham. O'sha Abdulloh ibn Urayqit sotmagan. Hatta Medine'ye abarıp koygen günü Peygamber Aleyhisselam teklif kıyaldı. Müslüman bol. Senge bu birgen tüyelerimden hem yakşan arsa kabul kılasın. Bol degen yok degen. Ota babam dinde kalaman deyip kayıtıp gitken. Bu adam doğrusu da tarihte Müslüman bogerliğe anıgmaz. Tarihte yok o adam Müslüman bogen. Lekin amanat darlığını kanay. Bu yakşı fazilet. Abdullah ibn Urayqit müşrigu tarih kitaplarında bunu amanat darlığı bana bugün hem zikir kılını yaptı. Yakşı fazilet, yakşı fazilet o. Shunda Suroqa ismli bir odam arab qabilalarining boshqa urug'laridan. Unga bu xabar yetib keladi. Yetib kelganda oldidan 3 kishi o'tib ketgan bo'ladi. U biladiki, deydi, "Ancha 3 ta odam deydi, 100 ta tuya va'da qilingan odam deydi." Keyin orqasidan endi chavandozlar, qahramonlar, arablarning eng o'sha jingalak sochli yigitlari kelib Suroqadan shundan 3 ta odam o'tib ketdimi desa, u ha o'tib ketdi dedi. Qayoqqa ketdi desa, ular bu yoqqa ketgan bo'lsa, bu yoqni ko'rsatib oladi. Allohning hikmatida o'zi dushmanlik qilaman, u pulga men ega bo'laman deb katta askarlarni bu yoqqa yo'llab yuboradi. Bularni adashtirib, o'zi umid qiladi. Bu 3 ta odamni ushlab, o'zim 100 ta tuya olaman deb. Otiniga minadi, qilichini oladi. Bu ham qahramon bahodirlardan. Boradi. Orqasidan u boraveradi. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu har doim har doim xavotir qilganlar. Payg'ambarga bir narsa bo'lib qolsa nima bo'ladi? Orqalariga qarayverar ekanlar. Payg'ambar alayhi salatu vasallamning sifatlarida orqalariga moshlarini qilib qaraganlari rivoyat qilinmagan. Nimaga qo'rqoq odammish ekan u? Payg'ambar alayhisalom hech qachon qo'rqmaganlar. Hech qachon orqaga qarab xavotir qilmagan ekanlar. Orqaga qaramoqchi bo'lsalar butun gavdalari bilan qarab, ya'ni yurish uchun qarar ekanlar. Abu Bakr Siddiq alanglab orqaga tikilib, Alloh rozi bo'lsin kishidan ham, bir odam kelyapti desalar, qo'yaver deganlar payg'ambarimiz. Kelaversin. Suroqa yaqinlashgan sari oti qumga botib qolishi boshladi. Ot qumga botib qolyapti. Otni chiqarib yana boraman desa, yana botib qolyapti. Bo'lmasa cho'lda ot botaveradigan narsa emas. Endi ularni ushlab o'ldirib yoki tirigicha 100 ta tuya olaman deb turgan Suroqa o'zini jonidan xavotir qilib qoldi endi. Qaradiki, bular oddiy odam emas. Shunda ovozi yetadigan joyga kelganda aytdiki, "Men sizlarga dedi yomonlik xohlayotdim" dedi. Lekin endi dedi, "O'zimdan xavotir qilib qoldim men. To'xtanglar, sizlar kimsizlar?" dedi. Payg'ambarimiz to'xtadilar. Keldi Suroqa. Payg'ambarimiz aytdilar, "Men Allohning payg'ambariman. Allohdan o'zga iloh yo'q." Shunga iymon keltirdilar. Suroqa arab, arabni ham badaviysi. Ichidagini tashqariga aytadigan odam. Shart qo'ydi. Bo'ldi, iymon keltiraman, menga nima berasiz dedi. 100 ta tuya olmoqchi edim siz evazingizga, menga nima berasiz dedi. Payg'ambarimiz kulganlar. Aytganlarki, forsni o'sha podshohining bilaguzugini qo'lingga taqib qo'yissa qanaqa qilib ketasan deganlar. Ya'ni forsning podshohining bilaguzini va'da qilganlar o'zlari qochib ketyaptilar. Orqalaridan askarlar jonlari uchun 100 ta tuya tikilgan quvib kelishyapti. O'zlari xavotir qilish kerak bo'lgan zot katta imperatorning qo'lidagi bilaguzini Suroqaga va'da beryaptilar. Ya'ni bashorat bu ham. Bu gap butun sahobalarga tarqagan. Keyinchalik Suroqa va'da bergan, "Bo'ldi, men iymon keltirdim" degan. Shunga ishongan. Suroqa iymon keltirgandan keyin iymonning sharafi shu. Suroqa ishonganki, fors fath bo'ladi. Bashorat shotda shuncha bashoratlar bor. Forsni musulmonlar yengadi. Forsning podshohi, o'sha qadimlarda Rustamam deyiladi, Rustum.
Onun bilek üzüğünü Müslümanlar aladı, menge bereli. Bütün sahabalarda bu gap var. Vakt ötedi, gün ötedi. Men hazır ki siz tasavvur koyun, hazır. Siz Amerika'nın Trump'ın saatini bir kişiye vada kılıyapsız. Sanki Trump'ın saatini takıp koyman kulunge diyapsız. Bu adamın ne diyebilirsin halde? Cinli mi deyiz? Cinli mi sen deyiz? Lekin iman şuna kabuldu ki Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın bu gapleri hayatta anık buluşluğuna 100% işandı. İman kilitirgen adamlar. Sahabelerinin küçü şundaydı. Sahabelerinin kolu da baylığı, pülü, kuralı hiç narsasa bu meseleyem kalbede imanı varadı. İman, Resulullah ettiler mi? Tamam. İşan işte. Bu hadiseden ki köp vakt ötkeni yok. Peygamber aleyhissalatu vesselam dünyadan öttüler. Abu Bakr Siddiq radıyallahu anhu dünyadan öttüler. Hazreti Umar davrları da Fors fatih oldu. Sa'd ibn Vakkas radıyallahu anhu'nun komandanlıkları da Fors tiz çöktü. Uşende Fors'tan şuna katta miqdorda boylikni Medine'ye cönet çıkan Hazreti Umar'ını aldılar. Boyluklarını kursalar bitti gilemli narkını hesaplarsız cüde katta pul. Şunda Hazreti Umar'ını aldığı boyluklar ayağlarını tekide turgen de bile gözük turuptu. Bile gözüğünü alıp Suraka'yı çakır geldi. Suraka de geldiler. O kişi yürüp geldi. Bana seni bile gözüğünü takıp koy geldi kollarına. Bana bu yem yani hayatta hadise kuringen hadise. Sahabeler bunu aceplenmesedi. Resulullah ki iman keltirdik, o kişinin ağızlarından çıkıyorken gap elbette bu arada deyişerdi. Uşa hadiseden sal aldırarak Medine'den, Mekke'den çıkıp git yetkenlere de ornularına aleyhine yatkızgeller. Ornular yatağlarına keç kurun aleyhine yatkızıp etkenler ki sen bilen Medine'de kuracağımız. Sen bilen Medine'de kuracağımız. Yatkızıp gitkenler. Bu yan başarat. Aleyhine başarat. Yatken cayları yani canıge kas kılıngan adamını töşekede yatıptılar. 12 ta kabile kılıç götürüp keçkonu Resulullah'ın üylerine kırıp körpede yatken caylara da töşeklerini vurmakçıydı. Şu orunge aleyhine yatkızıp sen yat beni orunumda. Huddu peygamber yatken de yatasan. Lekin sen bilen deme Medine'de görüşemez. Hadratı Ali'den soruşken korkma değil mi sen? O senin tepeğinde kılıç bilen gelişi yaptı. Açısı Hadratı Ali durdu. Yaş bala. Birikteleri vurup öldüremen degen. Şunda müşrikler etken, yaş bala ne kalesen? Bizge Muhammed gereği de koyun işken. Hadrat Ali'den soruşken, korkma değil mi? Birikteleri çapı koyuşan mümkün idi degen de Resulullah menge Medine'de koruşamız dediler. O gap başarat menge degen. Bu yan amalga hoş yaptı. Resulullah'ın hame gapları amalga hoşken. Bana şunda ki başaratlardan, o şey davurlarını uzda sadır bulgen başaratlardan taşkarı gelecekti. Tahminen deylik 700 yıl, 800 yıldan keyin, yoki 900 yıldan keyin hadise, yüzege kegen hadiselerden biri Vizantiyen fathı, Konstantiniyye, Konstantinopol fathı. Yani bugünkü İstanbul. İstanbul, Vizantiyenin paytaxtı bugün. Ular Katolik çirkovunu katta kalası bugün. Yengilmez kal'a. Bir tamamdan dengiz ularını uğrap duradı. İkinci tamamdan cüde katta kal'a taşlarını bulan uğrarken. Kırbı mıydı? Hiç kim kralmıyken. Peygamber aleyhissalatu vesselam hadislerde etkenler ki İmam Hakim rivayeti sahih sanat bilen La tuftahannel Konstantiniyye fele ni'mel emiru emiruha ve le ni'mel ceyşu zelikel ceyş. Tez günde Konstantiniyye fatih boladı. Tez günde Müslümanlar Konstantiniyye'ni, İstanbul'unu fatih kılışadı. Uşa İstanbul'unu fatih kılgen amir, ne kadar acayip amir. Onun askerleri ne kadar acayip askerler. Maktagerler yani, ni'me acayip manadı. Peygamber aleyhissalatu vesselam ularını maktagerler. Bu maktav sahabeler içi de köp tarkagen. Hemme sahabe biledi, anık Konstantiniyye fatih boladı. Uşa davur, Resulullah ayetiyetken davur huddu, uşa katta bitti imperiyeni fatih kılıçlikke vada beri yaptılar. Sahabeler ayet içerdi ki, şu ni'mel amir yoki ni'mel ceyş, en yakşı askerlerini safiga koşulup kosan. Hazreti Abu Bakr Siddiq, Hazreti Umar, Hazreti Usman, Hazreti Ali, Ali'de biraz kıyınçilik bugen bulsa da asker cönet erdiler.
o'sha Konstantiniyani fath qilaylik. Rasulullohning bashoratlari bor. Fath bo'ladi. Kimni qo'lda bo'lishligi aniq emas, lekin o'sha maqtovga kirib qolaylik deb. Abu Ayyub al-Ansoriy o'sha fathlarda qatnashganlar. Qilichlarini ko'tarib olib, Konstantiniyaning devorlarining tagida uylar ekanlar. Yarador bo'lganlarida atrofidagilarga aytganlarki, meni ko'tarib olinglar zambilga. Mabodo vafot etsam shotga ko'minglar deganlar. Chunki bu joy juda katta qasr. Bu joy albatta fath bo'ladi. Men mujohidlarning qilichlarini eshitib yotay deganlar. Va fath bo'lgan. 1454-yil. Muhammad Fatih degan bir qo'mondan qo'l ostida fath bo'lgan. Fath bo'lgandan keyin Abu Ayyub al-Ansoriyning qabrlarini topishgan o'sha joyda. Turkiyada Abu Ayyub al-Ansoriyning qabrlari bor. Maqbaralari va masjidlari bor. Endi Muhammad Fatih haqida mashhur inson bu kishi. Bu kishini aqidalari, e'tiqodlari Maturidiy, ba'zilar Ash'ariy deydi. Bugun biz e'tiqod qilib turgan aqidadagi inson. Buni nima uchun aytayapman? O'rni bor, ya'ni tasavvufda sufiy bo'lganlar. Imomlari, ya'ni ustozlari Oqshamsiddin degan tasavvuf namoyandalardan, pirlaridan, sufiylarning eng katta eshonlaridan bo'lgan. Shu kishining qo'lida, ya'ni Istanbul fath bo'ldi. Istanbulni 20 yoki 21 yoshida olgan. Istanbulga qarab aytganki, "Yo, sen meni olasan, yo men seni olaman" degan. Olgan. Olishligiga Alloh taoloning tavfiqi ham bor o'zi. O'sha dengizdan borib bo'lmaydigan joyga quruqlikdan kemani yurg'izib o'tkazib dengizga tushirgan. Masalan, dengiz tomondan kirib kelish qulayroq bo'lganligi uchun kema tushirish kerak. Kema uchun qancha ham kilometr joyga katta-katta kemalarni quruqlikdan yurg'izish kerak. Ular shu quruqligidan yurg'izib oborib kemani dengizga tushirishib, o'sha yerdan kirib fath qilishgan. Endi u kishini o'sha men bu bashoratni ham bo'lganligini aytmoqchiman. Bashorat bo'ldi, amalga oshdi. O'sha bashoratda Rasululloh nima dedilar? O'sha amir naqadar ajoyib amir dedilar. Ya'ni maqtadilar. Payg'ambarimiz maqtagan odam aqidada adashgan bo'lishi mumkinmi? Yo'q. Payg'ambar maqtagan odamning maslagi, sulugi, e'tiqodi noto'g'ri bo'lishi mumkinmi? Mumkin emas. Hadis sahihmi? Sahih. Bashorat bashoratmidi? Bashorat. Amalga oshdimi? Oshdi. Kimni qo'lda oshdi? O'sha Muhammad Fotihni qo'lida oshdi. Bugun 50-60 yil tarixiga ega bo'lgan bir jamoa chiqib olib, ichimizda hozir yuribdi shular. Bizni jamoalar ichida ham kuzatib yuribdi. Bugun Maturidiylar adashgan, Ash'ariylar adashgan, sufiylik adashgan degan jamoa chiqdi. Bulardan ogoh qilishlik uchun bu hadisni ma'nosida urg'u berib ketishimiz kerak. Sizlar mahallada obro'li, e'tiborli insonsizlar, tanish bilish atrofingizda ham ko'p. Shunaqangi gaplar qo'zisa, sahih rivoyatlarda kelgan narsani bilib qo'yishimiz kerak. Maturidiylik, Ash'ariylik bu ummatning aqidadagi eng to'g'ri imomlari hisoblanadi. Payg'ambar alayhissalom maqtagan, bashorat bergan odam Ash'ariy bo'lgan yoki Maturidiy bo'lgan. Imomi, uning ustozi sufiy bo'lgan, tasavvuf imomlaridan bo'lgan. Rasulullohning bashoratlaridan biri bu ham. Maturidiylik to'g'ri aqidaga, ya'ni asoslanganini bilinadi. Undan tashqari yana bashoratlardan biri Quddus. Quddusni fath bo'lishligi. Quddus 3 marta fath bo'ladi deganlar. 3 marta Quddusni musulmonlar qaytadan egallaydi. O'sha 3-uchinchisi egallangandan keyin yer yuzida adolat o'rnaydi, zulm qolmaydi. Yer yuzida odamlar zakotini ko'tarib yuradi, kimga bersam ekan deb. Zakot oladigan odam qolmaydi. Zakotni olish, zakot oladigan odamni talashish, qur'a tashlab men beraman, men beraman bo'ladi. Shunaqa davrlar bo'ladi. Payg'ambarimiz aytgan bashoratni ikkita samalga oshgan. Birinchisi Quddusni kim fath qildi? Hazrati Umar radhiyallohu anhu. Hazrati Umar Quddusni fath qilganlar. Va o'zlari borib Quddusda musulmonlarni o'rnatib, o'sha Masjidul Aqsoni musulmonlar qurgan. Masjidul Aqso nima degani? Eng chekka masjid degani. Chekka degani o'sha Quddusning Maqdis, Baytul Maqdisni ichida Ka'bai Muazzamaga eng yaqin bo'lgan masjid Masjidul Aqso deyiladi. O'sha qora qubbalik Masjidul Aqso.
Kubbat-ı Sahra sarık o başkaça. Lakin onun içi de 200 ge yakın mabat var. Ucu da katta joy. 9 bin kançayam kvadrat metrelik joy. Masjid-ül Aksa degeni yani biz Kuddüs degenimiz bir masjidini aytmaydı Kuddüs'te. Kuddüs bir joy, region. O regionun içi de juda katta yani tarihi asari atiqalar var. Süleyman aleyhissalatu vesselamın tahtı joylaşgan joy var. Nasraniler, Yahudilerin ibadet hanaları var. Yığılaydıgan divarları var. Yani Yahudilerin, Müslümanların masjidleri yan var. Bu juda katta mukaddes joy. İkincisi, Abu Ayyubul... kim edi? İkinci fatih kıyan kişi Ayyubi. Namları daim esnen çıkıp kaladı şu günü. Tikrit amirini Necmuddin'in oğlu Salahuddin Ayyubi. Salahuddin Ayyubi kolu da fatih bugün. Salahuddin Ayyubi Kadiri tarikatını namayandalardan Sufi bugünler. Akideler aşari bugün. Bunu hem itibar geçişimiz gerek. Bugün yaşlarımızı başına eğlendiriyetkenler, maturidiler adaşken, aşariler adaşken, sufiler adaşken degen bir havuç balalar çıkken. Bunlarını Saudiye devleti yetiştirdi. Kıprak. Çünkü uşacayda Saudiye'nin ailesini himaye kılıç uçun teşkil kılıngen siyasetten çıkken balalar. Uşacayda doktorski kılıç yaptı. Uşalar talim verirken iş bu içi amalige aşırışı yaptı. Bütün ümmetinin içindeki en küçülü Peygamber aleyhisselam başarat bergen zatlar değil mi? Adaşken deyişi yaptı. Abu Ayyubul Ansari'ni yani Salahuddin Ayyubi'nin leşkerleri tola tük sufiler bugün. Uşa cahri zikir kıladigen, cenk meydanı da Allahu Akbar deyip hiç arkaya kayıtmaydigen, her daim galebe üçün canını tükip durgen zatlar bugün. Sufiler bugün. İslam tarihi de düşmenge karşı en katta mücadeleni sufiler bergen. İslam tarihi de en katta Müslümanlarının içiden fakat Müslümanlarını kafir degen adamlar bugünkü kündü selefileri. Uşa Maturidi adaşken, Aş'ari adaşken degenler. Necmüddin Kübra tasavvufunu en katta şeyhlerden bugün. Bizge Moğullar kırıp gegen peyti de laşkarını aldı da çıkken Moğullar'a karşı. Bayrağını kurtarıp İslam bayrağını. Sallayı karıştıramam de. Yani bu başaratlardan ikincisi kim eken? Demek Salahuddin Ayyubi Rahimahullah. Bu kişiye fatih geldiler. Kuddüs'ünü adaletke toldurgenler. Üçüncüsünü ümmet kütü yaptı. Başaratlardan bir kançasını ettik. Şimdi bu da geldiler yan bar. Üçüncü fatih hali bu mede. Hazır bu kimge yokadı kimge yok muydu? Ben tarihi uzunlu hulasalarım şu ki dünyadaki hemen uruşunun merkezi İsrail. Uşa cahiden tarikatıladı. Uşa cahide daimi zulüm bulup duruşluğu için Müslüman ülkelerde de uruş devam etmiş gerek. Bu uruş toktamasligi gerek çünkü İsrail rivajlansın. Hiç kim o muammanı birinci plan yap çıkmasın. Bu bulandır yiyeceğiz. Bu gepler biz amanat hayatta yaşayıpkenin için ayet koyuşumuz gerek. Hakiki gepler bunlar. Yani Suriye'deki uruş, Irak'taki uruş, Türkiye'nin atrafıdaki uruş, Yemen'deki uruş, Saudi'ye buluyatken hücum, İran'daki cenceller, hepsi İsrail'in geleceği için. Yani İsrail'in mevcut siyanizm teşkilatları var, 4000 yıllık akide var, onlarda el-ardul mev'ud degen çünçe var onlarda, Tavrat'ta. Vada kılıngan yer. Onlarda vada kılıngan yer, o şey hazır uruş buluyatken joylar. Şu joyda Müslümanlarını özünü kırdırsa, göşünü yedirse, canını birbirine tecavüz kıldırsa, bu şey değil. Keyingi ikinci planda başka adam yap geleceğini. Mana bu narsalarga en katta hizmet kılıyıpken içimizdeki ahmaklar kim? O şey İmam Maturidi'ni adaşken de yetkenler. Kuliga kural alıp ben cihat kılıyıpmen deyip Suriye'ye yürüp git yetkenler. Hadır Türkiye'ni kulu aslıda hizmet kılıyıpseler desek, uşa adamlarına, yo biz Allah için hizmet kılıyıpız diye tuğdu. Yakında haber çıktı, Libya'ya uşa ballarını Türkiye samoliyatı kutkızıp uçuru var işte. Libya'da yana başlandı. Libya'nı kuruyapsılar ha? Yana başlandı. Türkiye'nin askerleri bilen, bunlar paralik asker deydi onlar da, pullik asker olup gitti. Yani Allah'ın dinine hizmet kılıyıpman degen dava kifayemez. Ular kaysıdır devletinin hizmeti de.
o'sha ma'noda o'sha urushlarning bashorati bor, ya'ni bundan ehtiyot bo'lish kerak. Alloh taolo payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning bashoratlarida kelgan zotlarga, ularning jamoasiga qo'shilishimizni, o'sha jamoada mustahkam bo'lishligimizni o'zi nasib qilsin. O'sha bashoratlarni ko'rishlik baxtiga ham Alloh taolo bizlarni yetkazsin. Qachon bir fitna, fasod dunyoda tarqasa, bizlarni g'oyir maftullardan, fitnalanmay qoladigan zotlardan bo'lishimizni o'zi nasib qilsin. Oramizda juda qadrdon bo'lgan hokim otamiz Alloh taolo rahmatsin o'tdilar. Alloh taolo u kishini ham yaxshi amallarini o'zlariga hamroh qilsin. Juda yaxshi ta'sirot qoldirgan zot edilar. Xulqlari, ibodatlari, hamma guvohliklarimiz u kishini Alloh taolo rahmat qilsin. Jannatlarda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam saflarida bo'lishini nasib qilsin. O'sha kishi haqlariga bir hikoya tilovat qilib qo'ysak, keyin duo qilamiz. Qo'l aka, duo qilasiz. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-naasa yadkhuluna fi فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. دوق لازم. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منهما نسينا وعلمنا منهما جهلنا ورزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Parvardigora, barchalarimizni hidoyatingda sobit qilgin. Qalblarimizni ixlosga, tillarimizni siddiqqa o'zing moyil qilgin. Botildan, fisqdan, fujurdan bizlarni o'zing asragin. Dunyoda sana roziligingni topib borishimizni, oxiratda jamolingni ko'rishimizni nasib qilgin. Oramizda o'tib ketgan barcha hoji otalarimizni Alloh taolo o'zi rahmatiga olgan bo'lsin. Tohir hoji otamiz bordilar, Zikrulloh hoji otamiz, mana hokim hoji otalarimizni Alloh taolo o'zi rahmatiga olgan bo'lsin. Ortlarida qolgan musibat zadalarga o'zi sabr jamil bersin. O'rinlarini xayru xalaf bilan o'zi to'ldirsin. Qolganlarimizni Alloh seni roziliging yo'lida ibodatlarda mustahkam bardavom bo'lib borishligimizda o'zing yordamchi bo'lgin. Sallallohu ala sayyidina va nabiyina Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. ما رددت يا رب العباد وانتشت روحي.